99'da meclise başörtüsüyle gelen Merve Kavakçı için bu kadına haddini bildirin diyen DSP lideri Ecevit'ti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yine de bundan Kılıçdaroğlu CHP'sini sorumlu tutuyor. Önceki gün damarlarına şöyle basıyordu. Milletin oyuyla meclise gelen bir kadın vekilimize, ana muhalefetin geçmişteki temsilcisi durumunda olanlar, bu kadına haddini bildirin demişti. Ne demek bu? seçilerek gelen bir başörtülü kadına haddini bildirin ne demek bu? CHP, siz onların devamısınız. Hiçbir farkınız yok. Sıkıyorsa şimdi de had bildirin bakalım. Oysa bugünkü DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'la AK Parti'nin arasından su sızmıyor. En son tok töreninde beraberlerdi. Ecevit'in makamında oturuyor denilerek Erdoğan'la Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de götürülmüştü. CHP lideri Kılıçdaroğlu ne yapsaydı? Başörtüsü özgürlüğüne yasal güvence getirmeyi teklif etmese daha mı iyiydi? Hata mı etti? Yasağı savunması mı isteniyor? Bu kızgınlık başörtüsüyle niye kavga etmiyor diye mi? Çocuğa dini nikahla tecavüz skandalında da muhalefetin geneli kabahatli çıkarılıyor. Münferit, çok istisnai bir olay üstünden milletin inancına saldırmakla suçlanıyorlar. Erdoğan bir kez daha ağızlarının payını verdi ve hadlerini bilmeye çağırdı. Kabak başlarına patlamasın diye ses etmeseler miydi? Sapkınlığa kılıf uydurmakta kullanılan çarpık, sakat din hurafeleri yok mu? Dini sübyancılığa alet ve kalkan eden istismarcılara tepki göstermek mi dine saldırı? Muhalefetin genel tepkisinde, bu ithamı hak edecek ne yanlışlık vardı? Mersin'deki terör saldırısını sertçe kınadığı için cezaevindeki Demirtaş da iktidarın hışmına uğramıştı. Soydu, katil Demirtaş diye çıkışmıştı. Kınamak suretiyle suç ortağı PKK'yı temize çıkarmasına geçit vermemişti. Demirtaş sussa kınamasa mıydı yani? İçişleri Bakanı bundan daha mı memnun olurdu? Demirtaş'ın hatası terör savunucusu rolünü oynamamak mı? siyasi muhalefeti karalama kurgusunu mu bozuyordu? Neydi iktidarı bu kadar rahatsız eden? Örnekleri giderek çoğalıyor. Muhalefet ağzıyla kuş tutsa iktidara doğrusunu beğendiremiyor. Muhalefet ne yapsa yanlış, iktidarın her yaptığı doğru. İktidar, ahmak, diyorsa doğrudur. İmamoğlu alıp o sözü iade ederse hapislik suç, başkanlığı da düşer, siyasetten yasaklanır. Çünkü küfür ve hakaret etmek, muhalefet için uygun bir davranış değil. İktidarın kitlesine mesajı bu. Kafalarını karıştırma, doğruyla yanlışı birbirinden ayırt ettirmeme pahasına. Adına da tekkeye mürit aramıyoruz, siyaset yapıyoruz, harp iledir diyorlar. Siyaset bu muydu? Oldu olacak artık radyolarda ördeğime kaz diyorlar türküsü de çaldırılmasın. Halkı kara propagandaya karşı kışkırtıyor. İmamoğlu'nun uzun ve ince yolu. CHP ve Kılıçdaroğlu grup toplantısında İmamoğlu'nu bağrına bastı. Kılıçdaroğlu aralarının açılmasına, aralarına girilmesine izin vermedi. CHP'nin de benim de evladımdır, baba oğul gibiyiz benzetmesiyle gerilimi bitirdi. Saraçhane'deki ilk gün Akşener, bu şarkıda burada bitmez demişti. Erdoğan'ın hikayesine göndermeydi. İmamoğlu'nun şarkısı burada bitiyor demek değil. Siyasi kaderini partisine, altılı masaya ve halka emanet etti. Ayrılık, çatlak, çatışma hesapları böylece suya düştü. Fakat bu şarkı burada bitmez, repertuvarı tek parçalık değil. İmamoğlu'nun önünde beraber yürünecek yollar, beraber ıslanılacak yağmurlar ve gündüz gece gidilecek uzun ince bir yol açıldı demektir.